arkadaşlar. Şimdi sizlerle parantezli işlemler konusuna değineceğiz. En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerde arkadaşlar, iki işlem içerdiği için işlemin birine öncelik vermem gerekiyor. Önce parantez içerisindeki işlemi yapıp sonra diğer işlemi yapmam gerekiyor arkadaşlar. Tanımda da bunu zaten gayet açık bir şekilde ifade etmiş. Tanımımızı okuyalım. Boşluklarımızı da okurken dolduralım arkadaşlar. Birden fazla işlemin olduğu çok adımlı işlemlerde hangi işlemin önce yapılacağını belirlemek için parantez kullanılır. İşlemlerde parantez varsa önce parantez içindeki işlem yapılır, sonra parantez dışındaki işlem ile devam edilir şeklinde ifade etmiş arkadaşlar. Gayet kolay, gayet basit. Sadece iki işlemden hangisini önce yapacağımı parantezden anlıyorum arkadaşlar. Parantez içindeki işlemi önce yapıyorum. Tanımımız bu şekilde arkadaşlar. İlk örneğimize baktığımızda önce parantez içerisindeki işlemi yaparak başlıyoruz arkadaşlar. 36 bölü 4 işleminin sonucunu buluyoruz. Bunu direkt düşünemiyorsak yan tarafta müsait bir yerde 36'yı 4'e bölerek sonucu bulabiliriz arkadaşlar. 36 bölü 4'ün sonucunu 9 buluyoruz. Sonra 10 ile topluyoruz arkadaşlar ve 19 sonucunu bulmuş oluyoruz. Hangi işlemi daha önce yapacağımızı parantezle belirlemiş oluyoruz arkadaşlar. Yine ikinci örneğimizde de aynı şekilde parantez içerisindeki işlemi önce yapıyoruz. 4 çarpı 8 işlemini yapıp sonucu 32 buluyoruz. Sonra parantez dışındaki işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 75 ile 32'yi toplayıp 107 sonucunu elde etmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, parantezli işlemler konusu bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.